siz ortaya çıktın. Bütçem bu. Kolu yok, bacağı yok. Açık. Yatırım diye bir şey yok. Gelmiş o Gaziantep'li milletvekili de diyor ki Erbakan böyle dedi diyor. Bu kumaştan bu kadar elbise çıkın. İyi de bu kumaş niye küçük? Niye küçük? Çünkü bu faizciler 50 sene Türkiye'yi idare ediyor da onun için küçük. Adil düzene geç bakalım. Kumaşın gelişecek, makina yağlanacak. Her iş yapacak olan insan para diye bir mania yok. İş yapabilecek kabiliyette misin? Derhal yapacaksın. Bak adil düzende ne olacak? Şimdi size neticeyi göstereyim. Efendim siz bu işi nasıl düzelteceksiniz? Bak işte resmi biz böyle düzelteceğiz. Sen ey vatandaş seçim sandığında şalteri yukarıya bağladın mı? Bitti. Bu taklitçi partilere değil Refah Partisi iktidara getirdin. Bu sefer ceryan demin onların düzenlisindeki gibi holdingçi gazetelere gitmeyecek. Seçim sandığından gelen ceryan temeli inanç olacak bir defa. İman, inanç. Ondan sonra birinci transformasyon. Burada güçlenecek bu ceryan. Gelecek ikinci transformasyon. Bu ne? İlim. İlim. Burada da güçlenecek. Sonra milli görüş motoruna gelecek. IMF motoruna değil. Bak iki şekli yan yana koy, aradaki farkı görürsün. Onların motoru IMF, burada milli görüş. Demin ana pompası vardı, şimdi Refah Partisi pompası var. Refah Partisi ne yapacak? Vatandaşın kanı değil ya, Cenab-ı Hakk'ın bu ülkeye verdiği zenginlikler. Ne bu zenginlikler? İnsan gücü, madenler, ormanlar, topraklar, meralar, yedi türlü iklim, akarsular, doğal zenginlikler. İşte Cenab-ı Hakk'ın verdiği bu nimetleri, Refah Partisi pompası, kurulacak bütün bu fabrikalarda paraya çevirecek. Ve bu para bir yandan hazineye akacak, Yahudinin cebine değil, bir yandan vatandaşa akacak, bir yandan Türkiye kardeş Müslüman ülkelere mali yardımda bulunacak. Hazineye akmış olan para bir yandan bütün ekonominin güçlendirilmesi için, yani yol, su, elektrik, nakliyat, yeminli muhasebe, 24 çeşit hizmeti yapmayı finanse edecek. Öbür taraftan bu para vatandaşa verilecek ve diğer yandan da sosyal adalet. Bütün fakirler insanca yaşayacak imkana sahip olacaklar. Ve de hazineden Müslüman ülkelere yardım edilecek. Bütün bu kurulacak olan tesisler de parayı Yahudinin cebine değil vatandaşın cebine akıtacak. İşte ilaç budur. İki şekli yan yana koy. Onlar ne yapacak? Biz ne yapacağız? Bu şekiller bunu gösteriyor. Onlar vatandaşın kanını Yahudinin cebine akıtıyor. Biz Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri paraya çeviriyoruz. Efendim parayı siz nereden bulacaksınız? Yahu Cenab-ı Hak vermiş. Bak şu gördüğün ormanlar var ya, bu ormanlar bugün 110 milyar dolarlık bir zenginlik. Ama bunlar bu ormanları işletemiyor. Madenler trilyonca dolarlık zenginlik. Cevdet Sunay hacca gittiği zaman rahmetli Kral Faysal'a diyor ki siz zengin ülkesiniz, Cenab-ı Hak size petrol verdi. Kral Faysal da çok haklı olarak diyor, asıl zengin sizsiniz diyor. Neden? Çünkü bize bir defa petrol vermiş, biz kullana kullana bitiriyoruz. Halbuki her bahar mevsimi geldiği zaman Cenab-ı Hak bizim petrolümüz kadar size yeniden mahsul veriyor. Hem de her sene yeniden veriyor. Asıl zengin sizsiniz diyor. Doğru söylüyor. Bak bizim burada bir tek ot bile yetişmiyor. Çok büyük nimetler verilmiş bize. Biz bunları bir kullansak yer gök titrer. Parayı nereden bulacaksınız diye sual olmaz. Şu kahvede şu boş adam oturuyor. Şurada da bu maden duruyor. Ben bu adamı getireceğim, bu madeni kırdıracağım, gemiye yükleyeceğim, dolarımı alacağım. Parayı bu zenginliklerden temin edeceğim. Yahudi'den borç istemeyeceğim. İşte metot bu. Bak,
şu işaretimi unutmayın. Bu elde 5 tane parmak var. 5 tane burada parmak var. Şunu koyayım bir dakika, şunu bir göstereyim, unutmayın. Bak işte bu. Bu şekli unutmayın. Parayı nereden bulacaksın? Aha burada. Bu ne demek biliyor musun? Bak bu 10 tane kaynak var demek. Nedir bu 10 tane kaynak? İşte burada bak. Önce bir defa madencilik. Burada 10 tane kutu var. 10 tane zenginlik var. Biz bu madenleri işleteceğiz. Biz nakliyat ve hizmetler yapacağız. Biz hayvancılığı geliştireceğiz. Biz ahlaklı turizmi geliştireceğiz. Bak ahlaklı diye şart koydum. Bunlar turizm değil, çıplaklık, ahlaksızlık, AIDS'e turizm diyor bunlar. Biz ahlaklı turizmi geliştireceğiz, biz tarımı geliştireceğiz, biz ormancılığı geliştireceğiz, biz küçük sanayi geliştireceğiz, biz sanayi geliştireceğiz, biz ağır sanayi geliştireceğiz, biz milli harp sanayi. 10 tane parmağım bunun için gösteriyorum. Cenab-ı Hak bize 10 türlü zenginlik verdi. Yap yapabildiğin kadar. Her parmağından bir iş yap. Hepsi nimetlerle dolmuş elhamdülillah. Bak maden, hayvancılık, tarım, orman, ahlaklı turizm, nakliyat, hizmetler, küçük sanayi, sanayi, ağır sanayi, milli harp sanayi. Bütün bu tesislerde bu nimetler paraya çevrildi mi, oluk oluk vatandaşın cebine, devletin cebine, kardeş Müslüman ülkelere para akacak. Nereden akıyor? Cenab-ı Hakk'ın verdiği zenginliklerden. 9 milyon boş adam kahvehanede oturuyor. İnsan gücü ne kıymetli bir nimettir. Yahudi bizim nüfusumuzu azaltmak için çalışıyor. Halbuki keşke nüfusumuz artsa, bir ülkenin güçlenmesi, kalkınması en güzel şey nüfus. Sonsuz zenginlikler var. Onun için bu nüfus boş oturmayacak. Bu verilen zenginlikleri bu fabrikalarda paraya çevrilir. Para verilmiş, önümüzde duruyor. Biz de o paranın üzerinde aç acına oturuyoruz. Bugünkü halimiz budur. Yoksa Cenab-ı Allah bu nimetleri bize vermiş. Ne nimeti vermiş? Bakınız şimdi çok süratle geçiyorum. Türkiye toprak büyüklüğü itibariyle bütün dünyada 36. sırada. Türkiye nüfus itibariyle 16. sırada. Türkiye bütün ülkelerin içerisinde milli gelir itibariyle 19. sırada, sırası düşmüş ve Türkiye fert başına milli gelir itibariyle 40. sırada. Yani fakir bir ülke haline düşmüşüz. Evet. Şimdi bu teferruatlara girmeden bak size ne gösteriyorum. İşte bu taklitçilerden hesap soruyor. Birkaç defa mecliste söyledim. Bu solculardan, bu renksizlerden, bu masonlardan hesap soruyor. Gelin buraya be. Siz 50 seneden beri bu ülkede hep inanan insanlara dediniz ki siz gericisiniz. Bizi siz geri bırakıyorsunuz dediniz. İnancınızı bırakın. Peşimize düşün. Biz sizi zengin edeceğiz dediniz. 40 sene, 50 sene bu millet size fırsat verdi. Bunları yaptınız, yaptınız, bizi nereye getirdiniz? Bak rakamlar ne konuşuyor? Türkiye'nin milli geliri 110 milyar dolar. Peki 40 sene evvel İspanya yıkılmış, iç harpler yapmış, 491 milyar dolar. Ne demek bu? 500 milyar dolar. İspanya'nın nüfusu 38 milyon. Arazi bizden küçük. Niye İspanya bizim 5 mislimiz zengin oldu? İşte bak o Gaziantep'li milletvekiline buna soruyorum ben. Kumaş dar diyoruz. Ver bakayım hesabını. Niye bu kumaşı küçülttünüz? İspanya 500 milyar dolarlık kumaşla iş görüyor. Biz niye 100 milyar dolarlık kumaşla iş görüyoruz? Çünkü bu Demirel 7 defa iş başına geldi de onun için. Bu kökü bereketsiz faizci zihniyetle kumaş büyümez ki. Kumaş küçük diyorsun. Biz de bunun hesabını soruyoruz zaten. Niye bu kumaşı güdük hale getirdiniz? Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği nimetler İspanya'dan daha mı az? Çünkü siz 50 senedir faizden başka şey bilmediniz. Vergiden başka şey bilmediniz. Darphaneden başka şey bilmediniz. Bak çok önemli bir şey söylüyorum size şimdi.
Bu taklitçiler efendim Emlak Kredi Bankası'nın başına ta Amerika'dan bir adam getirelim diyor. Banka dedi mi çok mıyım bunları? Devlet üretme çiftliklerinin başına dediğin zaman kimi koyarsan koy adam senin. Halbuki asıl zenginlik devlet üretme çiftliğinden gelecek. Metaanın başına asıl zenginlik oradan gelecek. Onlara göre hiç mühim değil. Kafası çalışmıyor. Ya asıl bu madenler işleyecek de zengin. En mühim adam oraya koyman lazım. Bunlar şer sahasında çalışıyor. Biz hayır sahasında çalışacağız inşallah. Aramızdaki fark bu. Aramızdaki fark bu. Bunlar israfçı, tüketici ve israfçı. Biz üreticiyiz elhamdülillah. Üretim, üretim. Nereden nasıl üreteceğiz? Şimdi hepsini bırak, şu bizim Türkiye'nin maden haritasını bir koy bakalım. Ta ileriye kadar geç. Madenler. Türkiye maden bakımından dünyanın en zengin ülkesi. Dünyada 9 trilyon ton maden üretiliyor. Türkiye'de 70 milyon ton. Dün de bu rakam mecliste verdim. Yani bütün dünyadaki üretimin 1/100'ü. 1/100. Halbuki biz dünyanın 1/1'iyiz. Öyleyse yapmamız icap eden üretimin 1/1'ini yapıyoruz. 1/1 ne demek? Bizde madencilik başlamamış demek. İşte biz madenciliği başlatacağız. Başlatıp ne yapacaksın? Şurayı görüyor musun? Bak hepsi ayrı ayrı yazılmış. İşte Cenab-ı Allah her tarafa bu hazineleri doldurmuş. Bunların hepsi işletildiği zaman rantabil madenler. Büyük 40 çeşit. Okuyup da vaktinizi almıyorum. Bu Türkiye'nin maden haritası. Nereye elini atarsan at. Bak Konya'mızda. Dünyanın madeni dolu. Burası Yunan. Burası bilmem Karaman. Burası Ereğli. Görüyorsun bak Beyşehir, Devşehir, Seydişehir. Bunlar sadece alüminyumu bir ucundan başlamış. Onun gibi Konya'mızda 40 tane rantabil maden var. Her yerde böyle. Cenab-ı Hak bu hazineleri vermiş. Ama bunlar toprağı kazıp kamyona yüklemekten aciz. Niye? Çünkü bunlar Amerika'nın bilmem ne filmi. Çünkü bunlar yılbaşında Paris'te TRT çekiminden meşgul. Konya'nın madeninden meşgul değil ki. Bunun için biz aç kalıyoruz. Bak, Türkiye'nin çok kıymetli maden mühendisleri var. Ama at sahibine göre kişiler. Bunlar bu mühendisleri çalıştırmıyor. Biz bunlara proje hazırlatıyoruz şimdiden. Niye? Çünkü çok yaşında, yakında iş başına geleceğiz inşallah. Bunlar gibi oturmayacağız. Tıkır tıkır tıkır. Hemen bu projeleri yürürlüğe koyacağız da onun için bu projeleri hazırlatıyoruz. Bakın, size 4 tane proje sunuyorum. Bir tanesi 2000 yılına kadar hazırlanmış bir proje. 1982 yılında hazırlanmış bir proje. Bu 1982 yılında hazırlanan bu proje, bak şurada bir tane şey var. O değil. Bir tane daha geç. Heh. Şu arada, o değil. Yürü bakayım. Yürü. Bak 2000 yılı diye yazıyor üzerine. Geç. O ormanlara atladı. Şu arada olacak. Hayır. Peki. Şekil olarak bunların arasına koymanız lazım da atlamışsınız. Bak 4 tane proje hazırlattırdık biz. Bu projelerden bir tanesi şudur. 2000 yılına kadar. Hayır bunlar değil. Bunlar değil, bu bugünkü durum. Bak biz Türkiye'de maalesef çok az bir üretim yapabiliyoruz. Türkiye bugün 850 milyon dolarlık maden ithal ediyor petrol dışında. 350 milyon dolarlık ihraç ediyor. 500 milyon dolar, şimdi buldun. 500 milyon dolar madenlerde biz dışarıya ödüyoruz. Dünyanın en zengin maden ülkesi olduğumuz halde. Bak size 4 tane proje takdim edeyim. 1. Her yıl 10 milyar dolarlık maden üretebiliriz. 6 milyar dolarlık maden yılda ihraç edebiliriz. Türkiye'nin ihracatı ne kadar şimdi? 13 milyar dolar. Bunu 6 milyar dolar her sene arttırabiliriz. Bunun projesi.
Nasıl olacak? 500 milyon dolar dışarıya, 600 milyon, 8 milyon dolar içeriye harcanacak. 2000 yılına kadar 20 milyar dolar harcanacak 2000 yılına kadar. Bu harcandığı zaman bugünkü 800 tane maden işletmesi 2000'e çıkacak. Bugün 140 bin kişinin çalıştığı maden bölgelerinde 250 bin kişi çalışacak ve yılda 10 milyar dolar ondan sonra otomatikman zenginlik para kazanacağız. Efendim bu kadar büyük işi ben yapamam. Peki bak küçük bir iş veriyor senin boyuna göre. 1,5 milyar dolar her yıl üretim artışı temin edebilirsin. 2,1 milyar dolarlık yatırım yapacaksın bir defa. 6 yılda yapacaksın bunu. 1,5 milyar dolar her yıl madenden gelir. Geçen sene Türkiye'nin kalkınma hızı ne kadar? 1,5 milyar dolar. %1,5. Milli gelir ne kadar? 110 milyar dolar. Yani şuradaki bu bir tek proje bunların bütün yıllık kalkınmasını karşılar. Bir tek proje. Efendim bu parayı nereden bulacağız? Bak dün meclis konuşmasında söyledim. Önce bir defa bu paraya lüzum yok. Boş insanları getir, kazmayı vurdur. O madenin parasını da bas ver. Biz de para basacağız. Bunlar parayı basıyor, faize veriyor. Biz parayı basacağız, çalışan insanın alın terine, üretime vereceğiz. Aramızdaki fark bu. O faize veriyor, biz çalışan insana vereceğiz. Üretime vereceğiz, bunun için enflasyon olmayacak. Onun için üretim artacak. Ve böylece bizim bak 1977 senesinde biz bu ağır sanayi, bu TÜMOSAN'ı filan kurarken hepinizin bildiği gibi devletin bütçesi 230 milyardı. 44 milyar Sanayi Bakanlığı'na ayırdık. 230'da 44 milyar. Şimdi devletin bütçesi ne kadar? 207 trilyon. Demek ki sanayiye biz bugün iktidarda olsaydık 44 trilyon ayıracaktık. Bunlar nereye ayırıyor bu 44 trilyonu? Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrası'na, bale okuluna, Antalya'daki Sheraton Oteli'ne. O gün mecliste bir yaptıkları israfları saymadık mı? Aramızda akla kara kadar fark var. Sen 250 milyon doları Sheraton Oteli'ne vereceksin, biz Konya'da Timosa'nın fabrikasını ateş gibi çalışır haline getireceğiz ve orada 5000 kişi çalışacak. Aramızdaki fark bu. Sen orada Amerikan askerlerine dinlenme yaptırıyorsun. Bizim insanımızı onların içki masasını temizlettiriyoruz. Senin yaptığın bu. Bir başka proje bakınız. Yok. Maden sahasında öbür haritayı getir şimdi bak. 29 tane önemli madene ait bir proje hazırlattırdık. 29 tane maden. Birinci derecede dünyanın en büyük zenginlikleri. Bunların haritasını gösteriyorum. Öncelikli yatırımlar. Bir numaralı 29 tane maden. Bak Konya'mızda da. Çok mühim madenler var. Türkiye'nin her yerine dağılmış, dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan madenler. Bir ikinci derece maden, 27 tane maden. Bir ikinci proje daha sunuyorum. Buyurun. Bu da 27 tane maden. Gene Konya'mız için çok önemli bir, ayrıca bir maden daha düşünülmüş olmak üzere. Bunların her birisi ayrıca bir proje cilti halinde hazırlanmış bulunuyor. Ben size bütün bir kütüphaneyi getiremem tabii. Sadece bu şekillerle gösteriyorum. Bak dört ayrı alternatif. Hangisini uygun görürsen alır tatbik eder. Ve böylece de milyarlar sahibi olur. Şimdi bir tanesini size anlatayım. Mesela Ankara'daki soda yatakları. Bak Cenab-ı Hak bize neler vermiş. Dünyanın en mükemmel soda yatağında maden nispeti %40'ı geçmiyor. Bizim Beypazarı'ndaki soda yataklarında maden nispeti %80. Çünkü aynen Tuz Gölü gibi orada göl varmış Beypazarı'nda eski devirler. Bu göl çökmüş, soda olmuş. Bu sodanın üzerinde ormanlar yetişmiş. Onlar da yerin altında kalmış, kömür olmuş. Sen şimdi kazmayı vurdun mu önce kömür çıkıyor. Bir müddet sonra soda çıkıyor.
Ben şimdi bunun soda kısmından bahsediyorum. Kömür kısmı çok da bu soda. Bak bu soda kısmı dünyanın en zengin sodası. Tuz Gölü kadar geniş bir saha, sonsuz bir servet. Dünyanın en iyi sodası %40, burada %80. Dünyanın en iyi madeninin kalınlığı 3 metre. Sonra gene toprak başlıyor. Bizde 40 metre, düşünebiliyor musun? Ama ne yazık ki metadan habersiz bu sodayı idealist mühendisler tespit ettiler, varlığını tespit ettiler. Hadi bunu şimdi Türkiye işletsin derken bir de baktılar ki resmi gazetede bu sodanın işletmesi Amerika'daki soda şirketine verilmiş. Niye? O soda şirketi yoksa iflas edecekti onun için. Burada çıkacak soda çok ucuz. Soda bugünkü sanayinin en mühim temel maddesidir. Bütün plastik sanayi, bütün cam sanayi hep sodaya dayanıyor. Petrol ve soda. Buradan çıkıyor her şey. Cenab-ı Hak en büyük, en kıymetli ham maddeyi getirmiş. Bir tanesinden bahsediyorum size. Türkiye çok zengin bir ülke. Şimdi geçiyoruz ormanlar. İşte Türkiye'nin orman haritası. İki çeşit orman var. Odun çıkacak orman, sanayi kerestesi çıkacak orman. Efendim bizde ormanlar var ama bunlar bozuk. Evet, bir kısmı dünyanın her yerinde böyle ama bir kısmı da çok mükemmel. Dün meclisi de söyledim. Bak burada gördüğünüz bu yeşiller var ya, en mükemmel orman bölgeleridir. Konya'mızda da var. Güneyde, Torosların orada. En mükemmel ormanlar. Her yerde mevcut. Beyşehir'den ileride. Türkiye'nin her yerine dağılmış. Bak bizim bu mükemmel sanayi tahtası çıkartacağımız ve aynı zamanda da en mükemmel odun çıkartabileceğimiz, ki odunu kimyasal ham madde olarak kullanmak lazım, yakacak olarak değil, kimyasal ham madde olarak kullanabileceğimiz bu ormanlarımızın Türkiye'deki yekûnu bugünkü haliyle 8 milyon hektardan fazladır. Dün mecliste de rakamları verdim. Bakınız, bütün, geçelim Türkiye'ye geçelim, bu teferruata dalmayalım. Türkiye 20 milyon 199 bin hektarlık orman alanı var ve bunun %26'sı ormanlarla kaplanmış. İşte bak burada görüyorsunuz, verimli ormanlar, iyi koruluklar 6 milyon 100, iyi baltalık 2 milyon 650, toplam 8 milyon 856 bin. Bu iyi tarafı, bozuklar ayrı, hepsi 20 milyon hektar. 20 milyonun 8 milyonu iyi, en mükemmel orman. Almanya'nın ne kadar? 6 milyon. Bizimki 8 milyon. Almanya ormanlarından trilyonlar kazanıyor. Biz orman teşkilatını ayakta tutmak için 500 milyar ayrıca hazineden para veriyoruz. Ayakta tutmak, bir kuruş kazanmak şöyle dursun, ayakta tutmak için 500 milyar ilave veriyor. Bir kuruş para kazanmıyoruz ormanlar. İşte halimiz bu. Bak ben dün ne dedim hükümete? Siz cekcak macunuyla her şeyi halledeceğini zannediyorsunuz. Mikrofondan mikrofona. Bir şey söyledim, iş oldu. Hayır, mikrofondan mikrofona koşmayacaksın ya. Şantiyeden şantiyeye koşacaksın. Bak Allah rahmet etsin. Rahmetlik Menderes'e ait bir hatıramı söyleyeyim size. Mübarek Ramazan'dayız. Rahmete vesile oluyor. Biz gümüş motor fabrikasını kurarken... Bir günde bizim gümüş motor fabrikasının döviz müsaadesini vermiştir. 1 milyon 300 bin dolar. Sene 1957. Türkiye döviz bakımından en dar noktada. Ben çiftçiyim. Motor imal etmenin ne kadar önemli bir konu olduğunu biliyorum. Devletin yapamadığını siz yapıyorsunuz kendi teşebbüsünüzle. Öyleyse benim de bir tuzum bulunsun. Bir günde bu döviz müsaadesini veriyorum dedi. İmzalattırdı, verdi bize. Kuruncaya kadar da her gün meşgul oluyor. Bu meşguliyeti esnasında kendisiyle sık sık görüşmüşüzdür. Bu görüşmelerimiz esnasında bir hatıramı söylüyorum. Benden konuşurken aklına bir şey geliyor, telefonu açıyor. Neyi soruyor biliyor musun? O sırada Haydarpaşa'da yapılmış olan limanın her gün 7 tane büyük beton bloku konması lazım. 7. kondu mu konmadı mı bunu soruyor. Üretimi takip ediyor. İş görülecek. İşte Türkiye böyle yönetilmesi.